Başkan Yardımcımız, misafirlerimiz, Sayın Neşe Ardak Hanımefendi. Eyüp Belediyesi tarafından başlatılan lise öğrencilerine yönelik kariyer ve girişimcilik seminerinin devamı olarak Sayın Başkan İsmail Kavuncu'nun iş ve siyaset yaşamındaki deneyimlerini aktarmasıyla başlayan seminerleri konusunda uzman girişimcilerle beraber eğitimler devam etmektedir. Okulumuzun özellikle çocuk gelişimi bölümüyle oranlı olarak okul öncesi eğitiminde marka olmuş Sayın Neşe Erbek aramızda çocuklar. Sizlere bu başarı sürecindeki deneyimlerini, sıkıntılarını, kazançlarını anlatacak. Zannediyorum güzel bir söyleşi olacaktır. Sözü kendisine veriyorum. Gerçekten farkında mısınız? Şimdi ben de 13 yaşında 3 kız sahibiyim. O yüzden kızlarım sizin yaşlarınıza yakın. Sizin o kaynayan kanlarınızı çok iyi biliyorum. Hormonlarınızın çalıştığını da biliyorum. Fakat rica ediyorum o hormonları biraz kenara çekin. Bugünü çekin değil mi? Şöyle gerçekten ruhunuzu ve beyninizi çalıştıralım. Olur mu? Hazır mısınız? Hormonlar çekildi mi kenara? Evet. Ha, güzel. O hormonları bilirim ben çünkü. Şimdi, evet kızlar, önce ben kendimi tanıtmak isterim size. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür ama gerçekten Neşe Erberk kimdir? Şöyle bir benim özet cümlelerimle başlayayım. Hiç saklamadan yaşımla başlayacağım. 64 doğumluyum. 49 yaş. Canavar gibi. İtfaklar gelebilir mi? Çünkü o kadar hareketliler ki meşlerine koşturmaktan Allah incecik kalıyor insan. Enerji dolu oluyor çünkü size yetişmek maşallah bayağı bir enerji istiyor. Orta ve lise Robert Kolej'de bitirdim. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Ve bu arada da Türkiye Müziği seçildim, Avrupa Müziği seçildim. Yani bu arada diyorum bakın ne kadar önemli. Çünkü benim için eğitim çok önemliydi. O yüzden sizler için de eğitimin ne kadar önemli olduğunu hissetmenizi rica ediyorum. Çünkü bunlar hayatınızdaki belirli, önemli geçiş noktalarıdır. Hani şimdi bak ne dedim? Ha işte arada da Türkiye güzeli, Avrupa güzeli oldum. Aslında bunlar da benim hayatımın en önemli bölümleridir. Ama eğer ben Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi eğitimlerimi yapmamış olsaydım, inanın şu anda Avrupa güzellik ünvanım daha bahsediyor olacağımı hiç düşünmüyorum. Çünkü o kadar çok şey katıyor ki sadece akademik değerler katmıyor okul. Burada da onu düşünün. Sadece siz akademik bir şeyler öğrenmiyorsunuz. Sosyal hayatı da öğreniyorsunuz. İletişimi de öğreniyorsunuz. Hayal kurmayı da öğreniyorsunuz. O yüzden gerçekten tadına ve keyfine varın eğitiminizin. Sonra, şimdi biliyorum, ay imtihanlar, ay neden okuldayım gibi şeyler var diyeyim. Ne gerek var, bunlara tanırım, niye geliyoruz okula? Bunlar da var. Ama bunlar çok önemli. Ben de dedim, bak itiraf.com. Sonra, sonra dedim ki, ben neden tekrar okul günlerime dön?
Bunu diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Emin olun. Çünkü ondan sonraki hayat çok daha zor. Keyfini çıkarır. Tadına vara vara olur. Olur mu? Ama bunlar vallahi gerçek. Yani hocam bana zorla söyletmiyor. Sakın bir anlaşma var zannetmeyin. Çünkü daha ilk defa görüyoruz birbirimizi. Ama bunları yaşayacaksınız. Bunları da dediğinizi de biliyorum. Fakat şu dönem neden çok önemli sizin için? İşte hayaller kurup ondan sonra da pratik yapabilme imkanınızın olması çok güzel. Çünkü yıllar sonra bu kadar çok şanslar önümüzde olmayabiliyor. O yüzden lütfen çok güzel hayaller kurun. Biraz sonra ben neler yapmışım size göstereceğim iş hayatımda da. Ama önce bir altyapı hazırlıkları yapıyorum size. Şöyle bir hazırlayayım diye. Evet, Robert Kolej ve Boğaziçi'ni bitirdikten sonra dedim ki ben iş kadını olacağım. Ben her zaman iş kadını olmayı zaten istiyordum. Yoksa biliyorsunuz Türkiye'de tanınmak, meşhur olmak bunlar çok güzel pırıltılı dünyalar ama hemen çıkıp hemen inleyebilecek bir dünyalar. O yüzden dedim ben iş kadını olmak istiyorum ve ne iş yapayım, ne yapmalıyım? Şimdi bir taraftan dedim ki hem yıllardır tecrübe kazandığım bir mankenlik var, bir de işletme eğitimi var. O zaman bu ikisini de birleştireyim ve bir mankenlik ajansı kurayım dedim. Ve 18 yıl ajansım oldu. Çünkü yaşınız itibariyle belki bunu hatırlamıyor olabilirsiniz. Kaç yıl olmuşsunuz? Tamam. Evet. 95 yılında ne yapıyordum bakayım? Ben 87 yılında ajansımı kurdum. 99 yılında da 3 üzerime halde kaldım. Tabi bu arada ajansımı kurayım yoksa anaokulumu açayım tam o zamanlarda hep içindi. Çünkü ben çocuk değilsin, bayılıyorum çocuklara. Hala böyle ağzını tutmuyor ki çocuk deyince. 300 deyince mi bu şeyler çıktı? Evet. 300'lerim var. 99'da 3 kız dünyaya getirdim. Ali, Lara ve Selin. Şu anda 13 gitti. 14 yaşındalar ama boylar şöyle. Kızlarım dünyaya gelince dedim ki işte içimdeki ikinci hayal anaokulunu kuracağım dedim ve iş böyle başladı. Şimdi bundan sonrasında anaokulunda da neler yaptığımı biraz da şöyle göstereyim yapayım size. Olur mu? Siz onu açarken bu arada ben bir iki tane çok güzel söz buldum. Onları kendime not aldım, onları da söylemek istiyorum. Güzel bir sözü. Bu arada geçen gün kızlarımdan biriyle ping pong turnuvasına katıldım. Bu arada da 30 yıldır ping pong oynamıyorum. Arkadaşım biri bana mesaj atmış. Ustalık bulunduğun yerde değil, kat ettiğin yoldadır. Ay ne kadar güzel bir söz değil mi? Yıllarca neler yaptığınız önemli. Benim şu anda bulunduğum noktaya ay işte ne güzel diye sadece gözünüz pırıldamasın ama aynı zamanda buraya nasıl geldiğim de önemli. Evet, şimdi 99'da 300'lerim doğdu ve ilk anaokulumu kurmaya karar verdim. Bu arada bu resimde ilk öğrencilerimden kızlarımın 5 yaş halleri var. Lara, Alin, Selin. Burada üçü de farklı karakter, hiç birbirlerine benzemiyorlar. İşte birinin yüzü bana benziyor, birinin vücudu benziyor, birinin huyu benziyor falan gibi böyle farklılıklar var. Ve ben kızlarımla gerçekten isimlendim. Neden? Dedim ki üçü de farklı, farklı karakterler ve farklı yetenekler. İşte yetenek kelimesi beni heyecanlandıran ve farklılığımı ortaya koymaya karar verdiğim kelime oldu. Şimdi sizler de şu anda hayaller kurarken ileride ne yapmak istediğinizi ve nasıl farklı yapmak istediğinizi düşünmenizi isteyeceğim. İşte başarılı kılan bu oluyor. Sadece ne yaptığınız ve nasıl yaptığınız değil, o farklı dokunuş. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceksiniz ama o dokunuşla diğerlerinden farklı bir noktaya geleceksiniz. Ve ben
ben kendimi yapabilirim. Yok, ben bir şey yapabilirim. Buradan bakacağım. Ve ilkokulu Etiler, daha doğrusu ilk Levent'te kurdum. Bir yıl sonra da Etiler'e taşındım. Ve ilk merkezimiz Etiler olarak başladık anaokuluna. Ve yine bu farklı dokunuşlarımla dedim ki, bu sadece İstanbul Etiler'de kalmasın, tüm Türkiye'ye yayılsın dedim ve şu anda 25 yıldayız. 10 tanesi İstanbul'da, 15 tanesi İstanbul dışında. Ve bu yolun başlangıcı da 2002'dir. 11 yıl. 11 yılında son 6 yıldır tüm Türkiye'ye yayılmak. Yani bir şey isteyerek ve severek yaptığınızda işte gördüğünüz gibi bu okullar tüm Türkiye'de yayılıyor. Şimdi biraz önce dedim, benim kelimem yetenekti. Çünkü yetenek çok önemli. Her birimizde bir yetenek mutlaka var. Hatta bazılarımızda birden fazla yetenek var. Farkında mısınız yeteneklerinizin? Bazıları evet, bazıları hayır diyor. Şimdi ben de bu evetler, hayırlar sadece evete dönsün diye tohumdan başladım işe. Dedim ki, 1,5-6 yaş çocukların en önemli dönemleri ve o zamandan başlayalım ki sonra eyvah ben bilmiyorum yeteneğimi demeyesiniz. Çünkü önemli olan yaptığınız işi severek yapmanız. Ki bugün yine bir vakıfka Confucius'u tavuk. Confucius'u tavuk diyor, şu sıralar. Bir dakika, onu da söyleyeceğim. İngilizceniz nasıl? Önce İngilizce söyleyeceğim çünkü. Bakalım hangimiz anlayacak? Kızlarıma da bunu yapıyorum da çok eğleniyorum. Evet. Hazır mıyız? Yavaş söyleyeceğim. Choose a job you love. Choose a job you love. Sevdiğiniz bir meslek seçin. Choose, seç. Job, iş, meslek. And you will never work a day in your life. You will never work. Asla çalışmazsınız. A day in your life. Hayatınız asla çalışmazsınız. Confucius. Ne demek bu peki? İşinizi çok severek yaparsanız çalışıyor musunuz? Hayır, zevk alıyorsunuz. Şimdi demek ki ne yapıyoruz? Sevdiğimiz işi seçiyoruz. Bak ben mesela bugün okula gidiyorum. Niye hiç yoruluyor muyum? Hayır, çünkü çok eğleniyorum. Çok zevk alıyorum. Yani başarının sırrı bana göre gerçekten zevk aldığınız işi yapmak. O yüzden bu hani sizin için anlamlı ve önemli bir lütfen cümle olsun. Evet, bu senede hızımı ve şeyimi alamadım, enerjimi atlamamı bitiremedim. Şimdi ilkokul açıyorum. Çünkü eğitime gerçekten gönül verdim. Ve istiyorum ki bu tüm Türkiye'de böyle yayıla yayıla, ki amremiz de öyle yayılıyoruz tüm Türkiye'ye. Ve bu da ilk okulumun ilk görselleri. Şirin değil mi? Ben çok zevk alıyorum ve kendimi eğlendiğim için böyle. Daha sonra tüm Türkiye'de de turkuaz renkte ilkokullar göreceğiz. Bizim anaokullarımız belki biraz evvel fark etmişsinizdir. Fıstık yeşili ve turuncu. Çünkü ben rengi seviyorum. O verdiği enerjiyi seviyorum. Bilmiyorum sizler de özel hayatınızda da kullanıyor musunuz? O renkler ya insanı içini açabiliyor ya da böyle kasvetli, karamsar yapıyor değil mi hocam? İçinizi açmak istiyorsanız kendi kendinize de mesela dedi formalarınız var. Doğru, güzel. Formaya da çok inanırım bu arada. Neden? Aidiyet duygusu veriyor. Sizin bir gruba, bir bütüne, bir fikre aidiyetinizi belirtiyor. O yüzden doğrudur. Ama kendinize belki özel hayatınızda giysilerinizle, ne bileyim ben, okulda belki defter kaleminizle bilmiyorum ama bir renk dokunuşları yaparak şöyle kendinize sebepler yaratın. Neşelenmek, mutlu olmak için. Belki. Neden yetenek geliştirme programı uyguluyoruz? Çünkü biliyor muydunuz 103 tane yetenek olduğunu? Ya ben
ben de bilmiyordum o okulları açmaya niyet verdiğimde. Bu arada 5-6 yeteneğe sahip olan da Leonardo da Vinci kadar yetenekli oluyor. Yani bu da çok iddialı ama en azından mutlaka bir yeteneğiniz, bakın bunlar da örneklemeler, matematik zeka, müzik zekası, kinestetik gelişim, linguistik gelişim, estetik gelişim, sanat zekası gibi. Ve de nedir yetenek? Bir kimsenin bir şeyi diğerlerinden daha hızlı yapıp daha rahat algılayabilmesi. Şimdi bu yetenek kelimesini özellikle size açmak istedim. Çünkü kendinizi sorgulamanızı isteyeceğim. Fark etmenizi. Yani zaten hayat farkındalık olması gerekiyor. Ne yeteneğiniz var ya da neye ilginiz var? Bence bugünden itibaren kendi kendinize sormanız gereken en büyük soru o. Ve ne yapmak istiyorsunuz? Düşünmeye başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Başlamış mıydınız? Peki biliyor musunuz? Kim biliyor? Elden kalsın. Ben şunu yapmak istiyorum. Biliyorsun ya, grili arkadaş. Biliyor musun? Söyle bakalım. Ne yapmak istiyorsun? Ana sınıfı. Herkes çocuk gelişimi okuyor değil mi? Evet. Bu arada hepinize açık iş teklifi. Kızlar, bir sürü okul var. Açık açıda kalmaz. İstanbul'da kalırsanız 10 tane okul. Seç, seç, beğen. Yok, ben İstanbul'dan vazgeçeceğim, şehir dışına gideceğim. Olur, o da olur. Bu da var. Sonra görüşelim. Buyurun hocam. Bugün bana verildi bir gün oldu. Teşekkür ediyorum size. Şey, kemer mi kaz şimdi? Evet. Tabii herkes buralara yakın oturuyor değil mi? İşte değişiklik yapar, taşınırsınız, seçenekler çoktur. Unutmayın. Bir de şunu da altını çizmek istiyorum. Staj çok önemli bir çalışma. Stajyer olarak gönderiyorsunuz. Ve sakın stajyerliği de ayak işi yapmak, işte ona su getir, o tam tersi. Biz tüm okullarımızda o kadar güzel stajyerleri eğitiyoruz ki, çünkü orada kendinizi birçok tecrübeyle bilgilendirip eğiteceksiniz. Sadece okuldaki eğitim değil, bir de pratiğini yapmak da çok önemli. Ve orada kendini gösterenler de hemen kadrolara alınıp, daha sonra öğretmen olarak çocukların hayatına dokunacaklar, değil mi? Sizler de zaten destekliyorsunuz onları. Hayır, ben bu işi yapmayacağım. Zaten burada niye olduğunu yapar mı? Trafo.com Sen misin o? Peki, neden? Arkadaşla abla olduk. Peki, aslında ben bu işi istemiyormuşum mu diyorsun? Ya aslında istesem yaparım da. He. İstemiyor musun? Ne istiyorsun? Oyunculuk. Onunla ilgili eğitim aldın mı? Aldın. Eğitim misin? Hocam, konuşalım. Gerçi ben artık ajans işi yapmıyorum. Ben de tam tersi. Ajansı bıraktım. Bir mutluyum. Ah, bir huzurluyum. Bir böyle kuş gibi hissediyorum. Yani şimdi beyin yıkama gibi düşünmeyin ama eğitim ve eğitimci olmak o kadar önemli, o kadar büyük bir ihtiyaç ki bu ülkede. Ben 18 yıl manken ajansı yönetiminde bulundum. Ama şimdi çok daha mutlu, çok daha keyifli ve kendimi çok daha genç hissediyorum. Çünkü çocuklarla ilgilenmek o kadar güzel bir enerji veriyor ki. Bir de kendinizi o kadar iyi hissediyorsunuz ki birilerine bir şey öğretiyorsunuz. Çünkü o küçücük çocukların hayatlarını siz de okunacaksınız ileride. Oyunculuğu sen de daha düşün. Yani o da tabii ki zevkli, keyifli. Çok zor, çok zor. Ama önemli olan tabii ki istediğiniz işi yapmak. Hani hocam istemiyorsunuz, orada duruyorsunuz, değil mi? Sonradan bir şey olmasın söyledi de. Var mı başka? Ya ben başka bir iş yapmak istiyorum diye. Fısıldaşmalar mı?
Sonra görüşürüz. Evet. Şunu da altını çizmek istiyorum çünkü yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatayım diye mutlaka siz bunu bildiriyorsunuz. 7'nin ne kadar geç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Ve bu 0-6 yaş eğitim döneminde gelişimin %80'inin de tamamlandığını biliyorsunuz. Evet. O yüzden yaptığınız ya da yapacağınız iş çok önemli. Evet. Herkes birer yetenekli. Bunun hep hatırlatmasını yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten içinizdeki yeteneği mutlaka bulmalısınız. Sonra yetişkin olduğunuzda ah keşkeler olmasın. Var mı hocam? Ah keşkeler. Siz de itiraf edin. Bakın itiraf edin. Edirin. Ben ederim. Ben mesela dansçı olmak istiyordum. Olamadı. Nasıl? Seviyorsun işiniz güzel. Siz? Diyorlar. Bir keşke yok mu? Zaten her şeyi yapıyoruz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ah keşke dememek için bu yaşlarda gerçekten ne istediğinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Yani bu arayış döneminiz. Her tür hatalar yapabilirsiniz. Düşüp dizlerinizi yaralayabilirsiniz. Kalkacaksınız da önemli olan. Yaraları temizleyip yeniden koşuma yeniden düşeceksiniz. Yine kalkacaksınız. Düşeceksiniz, kalkacaksınız. Zannetmeyin bir kere de böyle girip size sihirli değneği dokunduruyor ve hep yukarı gidiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Düşmeyi ama sonra da kalkmayı öğreneceğiz. Evet. Bu sizin zaten sıkça karşılaştığınız bir takım gruplar. Biz bu arada 9-18 aylık bebe anne oyun grubu yapıyoruz. Play gruplar yapıyoruz. Sonra da mezun ediyoruz geceleri. Çok şeker verdim. Evet. Yani yaptığınız işin keyfini göresiniz diye resimlerle. Mesela bu arada işte kurumsallık adına da bilinirlik adına kendi logolu çantalarımız, defterlerimiz var. Tüm Türkiye'de resim yarışmaları yapıyoruz. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek adına. Bu arada sosyal sorumluluk projeleri. Biz yine okullarımızda tüm Türkiye'de bu çalışmayı yaparken sizler de sosyal sorumluluk projelerinin parçası oluyor musunuz? Oluyor musunuz hocam? Mesela bizim şu son 2 yıldır yaptığımız sessizliğime kulak verdiği bir kampanya var. Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı'yla. Biz 6 yaş çocuklarımıza işaret dili eğitimi veriyoruz. Hiç eğitim alan var mı içinizde? Hiç peki iletişim kurmaya düşün, yani imkanınız oldu mu sağır dilsiz biriyle? Zor, ne kadar zor değil mi? Halbuki işte bu işaret dilini öğrendiğinizde onlarla da iletişim kurabiliyorsunuz. Biz bunu 6 yaş çocuklarıyla başlattık. Umarım belki sizler de böyle bir projeye destek olmak isterseniz ortak çalışabiliriz. Vakıftan gelen öğretmenlerimiz sizlere de destek verebilir. Biz Türk çocuklarımıza ve personelimize bu eğitimi verdiriyoruz. Tamam. Ben seviyorum böyle görüşmeyi. Fikir yaratılmaları. Evet. Bu da bizim güzel maskotumuz. Yani işte hayatı neşeli hale getirmek için her şeyi yapıyorum. Lütfen siz de yapın. Bakın bu neşeli ev. Çünkü bizim okullarımızın adı Joyful House. Yani neşeli ev. Ve neşeli maskotlarımız. Bu arada şöyle geri geleceğim. Bizdeki sistem zaten klasik bir sistemdir. Başlara dedim ya, eğer başarılı olmak istiyorsanız farklı bir dokunuşunuz olması gerekiyor hayatta. Bizim de farklılığımız, çocuklar tüm günlerini bir sınıfta geçirmiyorlar. Her dersi ayrı bir sınıfta yaşıyorlar. İşte bunlar da bizim sınıf isimlerimiz. Mesela İngilizce sınıfı, fen ve doğa sınıfı, kitap ve hayal odası, kütüphanemiz, müzik sınıfı, mutfağımız, oyun odası, sanat atölyesi ve de uyku odası. Çok şirin değil mi?
gibi önce ben eğleniyorum, sonra zaten çocuklar eğleniyor. Hayat da işte böyle oldu. İyi olacaksınız. Evet. Bu arada eğitim programlarımız, Karma eğitim programları, High School, Rejo, Emilia, Scamper ve James gibi çalışmalar yapıyoruz. Evet. Şöyle size canavar çocuklarımızı gösterelim. Geziler, partiler, sebze partisi, dedeler günü, yoga, her gün yoga yapıyoruz. Doğum günleri yapıyoruz. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi soruları geçebiliriz. Soru cevap. Var mı? Hatta başında da söyledim, kızlarımdan önce ben bu hayali kurmaya başlamıştım. Ajans mı kurayım, anaokul mu kurayım diye. Yalnız ajans kurmaya karar verdiğim yaş 23'tü. 23 yaşında anaokulu kurmak, yani sahibi olmak çok inandırıcı gelmedi. Çünkü güven çok önemlidir. Çocuklarını teslim edecekleri kurmak, güvenmeleri gerekir. O yüzden daha çok kilometre yapmam gerektiğine inandığım için doğru zaman işte çocuklarımı doğumu oldu benim için. Hani sinyal. Ama her zaman çocuk sevgisi benim itekleyen güç oldu. Bayılıyorum çocuklara. Evet. Sevilmeyecek gibi değiller. İnsanlığına enerji veriyorlar. Evet. Peki bu yolda ilerlerken bir an gibi zorlukla karşılaştınız mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Ne dedim? Öyle bir anda yukarı çıkmak yok öyle bir şey. Düşe kalka, düşe kalka. Öncelikle 18 yıllık manken ajansı sahipliğimde çok düşüp kalkmaları oldu. Hayatı öğrenmek, insanları öğrenmek, iş hayatını öğrenmek. Ne kadar zor değil iş hayatı. Kazıklar yemek, tecrübe kazanmak, sorunları atlatmak. Zaten sorun çözmeyi öğrendikçe hayatı, iş hayatını öğreniyorsun. Ve karşılaşmak zorundasın. Ya da bir şansın varsa bir danışman ya da bir akraba, bir aile büyüğünün sana yönlendirmesiyle daha kolay yaşayabilirsin. Ama ben her şeyi yaşayarak öğrendim. O yüzden uzun, yavaş ama çok güzel eğitimli bir süreç oldu. Anaokulu açmaya karar verdiğimde de ilk karşılaştığım zorluk, ay bu manken ne anlar ki gibi aşağılamalarla karşılaştım. Ama dedim ki göreceksiniz. Çünkü bir şeyi çok isterseniz o işi öğreniyorsunuz ya da öğrenmek için enerji sarf ediyorsunuz. Ve öğrendikçe de başarılı oluyorsunuz. Ve ben bu öğrenmenin tadını ve keyfini çok güzel yaşadım ve hissettim. Ve bunu hep hayatımda bir örnek olarak uygulama seçtim. Yani şu anda hala öğrenmeye devam ediyorum. Ve bu da çok keyifli oluyor bana. Size de öneriyorum. Öğrenmeyi bırakmıyorsunuz. Evet. Mesela şimdi biz staja giderken de çok keyif alırız ya da çocuklarla ilgilenirken işte oyuncak yaparken. O zaman sizce bu meslek size uygun mudur? Yani sadece bunlar yeterli oluyor mu? Şöyle, çocuklarla birlikte olmak, yaratıcılığını kullanabildiğini görmek ve gösterebilmek sana keyif veriyorsa, evet. Ya da, hay Allah şimdi dakika sayalım gibi bir ruhtaysan sakın yapma bu işi. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Çünkü çok önemli bir meslek bu yaptığımız. Ama bu salla başı al maaşı bir iş asla değil. Dakikaları sayıyorsanız lütfen ve lütfen sakın yapmayın. Ya da çocukların işte bağırması, tepkileri sizi rahatsız ediyorsa ve bununla başa çıkamayacağınızı zannedip bir korku içine giriyorsanız yine yapmayın bu işi. Ama ben istiyorum ve öğrenmek istiyorum diyorsanız o zaman bu iş size göre. Peki şimdi bile gidip çocuklarla yine oynuyor musunuz, vakit geçiriyor musunuz? Tabii canım. Ben hatta en cücelerin tuvaletine gidip baba bile temizliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben bayılıyorum çocuklara. Tabii böyle her gün yapıyorum desem yalan olur çünkü vaktim yok. Bugün buradayım, yarın belki Diyarbakır'da da olabilirim. Ama ben şanslıyım ki Etiler okulum var ve
her gün çocuklarla birlikteyim. Yemek yerken de, oyun oynarken de onlarla bu paylaşma şansım var benim. Evet, ve zevk alıyorum. Şöyle, ben işi kendi araştırmalarımla ve iş başında öğrendim. Ama çok enteresan, geçen yıl ben tekrar üniversite imtihanına girdim. Ki child psychology, yani çocuk psikolojisi okumak için. Benim bir de onu da teknik olarak öğrenim çünkü prensipte gerçekten hani mütevazi olmayacağım, çok bilgili olduğumu düşünüyorum. Hocam kızmasın ama çünkü çok çalıştım. Çok öğrenmek için çalıştım. Ve imtihanı kazandım. Ama gidemedim. Ama çok zevk verdi. 30 yıl aradan sonra üniversite imtihanı kazandım. Demek ki bakın Robert Kolej bana nasıl bir eğitim vermiş ki 30 yıl aradan sonra ben kitap açmadan imtihan kazandım ya. Var mı öyle bir şey? Var. Çünkü demek ki böyle laf olsun diye okula giderseniz kazanamazsınız. Ama böyle içinize sindirerek öğrenirseniz orada kalıyor. Gerçekten kalıyor. Ve ben kızlarıma da örnek olsun diye tekrar gideceğim. Yine kazanacağım. Çok eğleniyorum. Vallahi çok eğleniyorum. Ama eğitimini alacağım çünkü diplomalı da olmak istiyorum. Bu da önemli. Sadece hani siz şeye bakmayın, ben sizin kadar biliyorum lafına bakmayın. Eğitimini alıp diplomasını da mutlaka almalı kişi o aldığı eğitimle ilgili. Hocam. Çok eğleniyorum. Hiç sıkılmıyorum. Özür dilerim. Sorunlar var mı? Var. Oo, neler var neler. Bütün sorunlarda burada veli var mı? Velilerden. Çocuklar lokum, lokum muhteşem. Yani onların sorunu. Sorun değil ki. Çözülecek bir problem. Zaten ben öğretmenlerime hep derim. Yaşasın, yeni bir problem var, çözeceğiz diye bakın hayata. Çünkü beyninizi çalıştırmanız gerekiyor, hücreleri çalıştırmanız gerekiyor, çözüm üretmek için. Ama veliler biraz daha farklı yaklaşılması gereken değil mi? Biliyorsunuzdur. Orada da şöyle, ben de bir anne ve veli olduğum için onları da anlıyorum. Çoğu daha ilk tecrübeleri, hayatlarında ilk defa çocuklarından kopacaklar. Acaba her şey yolunda mı? Öyle bir endişe, sanki şey savaşa gönderiyorlar çocuğu. Çünkü problem annelerde oluyor genelde. Hani buradakiler dışında tutuyorum ama kimse onlar kadar iyi bakamaz, kimse onlar kadar iyi yediremez endişesiyle ya başını çiğnerse diye. Şimdi bunu da anlamak lazım. Ne yapılacak o zaman? Güven verilecek. İşte orada sizin kat ettiğiniz kilometre ortaya giriyor. Şu yaşta daha tecrübeniz yok. Her ne kadar çok zevk ve istekle çalışsanız dahi yıllardır bu işi yapan öğretmenleriniz kadar tecrübeniz yok. O yüzden bu kilometreleri kat ettikten sonra o veliyi rahatlatacak cümleleri söyleyebilecek noktaya geliyorsunuz. Çünkü çok rahat o veliyi rahatlatmak. Siz ne yaptığınızı gösterebilirseniz, yani ne yaptığınızı bildiğinizi özellikle gösterebilirseniz ve yaptığınızı iyi yaptığınızı da gösterebilirseniz veli zaten orada tamam diyor, biliyor ne yaptın. Hatta bir de veli öneride bulunursanız, yani bakın bu durumda da bunu yapacaksınız diye bir de üstelik rahatlatırsanız o zaman iyice mutlu oluyorlar. Çünkü veli bilmiyor ne yapacağı. Zaten bütün korkular bilmemekten gelir. Sizin de öyle değil mi? Bir şeyden niye korkarsın? Ne olacağını bilmediğin için. O yüzden aynı şey çocuklarda da öyledir. Ne yapacağınızı hep önceden anlatmanız gerekir değil mi çocuğa? Şimdi şu oyunu oynayacağız, bunları yapacağız. Yoksa hadi gelin oynuyoruz, o denir mi? Adım adım, veliye de öyle adım adım yaklaştığınızda ya da hayatımızdaki herhangi bir problem. Aslında bakın ben çocuklarımdan ve eğitimden bunu öğrendim. Her şeyi adım adım ve çok net anlatmanız gerekiyor ki problemleri çözesiniz diye. Ne iş yaparsanız yapın. İstiyorsanız gidin yemek işine girin. Hepsini planlı ve adım adım ve ne yapacağınızı önceden gözden geçirerek ondan sonra da onu uygulayarak. Bu işte öyle. Ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Kendinizi bir kere önce ikna etmeniz lazım.
gelmeye başladı, yoruldular. Belki burada çocuk gelişimi okuyan arkadaşlar bir yardımcı oluyor. Şimdi bu sizin bir kaç yıl yapıyorsunuz? 11. Peki sistem oturttunuz mu yani? Evet. Şimdi bu yaş aralıkları alt tekrar yani. Evet. Şimdi bunun belli bir sistematiği bir dışarıdan mı aldığınız bir prosedür var mı? Hızlı geçtim ben o bölümü. Bizim 4 ayrı eğitim programının karma hale getirilmiş bir uygulaması var. Tabii Milli Eğitim ama itiraf edip bizim bir programımız var. HiSCOPE, James, Camber ve Reggio Emilia programlarını farklı derslerde harmanlayarak kullanıyoruz. Nedir bunlar? Hani özeti, HiSCOPE aktif öğrenme. Aktif öğrenme diye eğitim aldığınızı düşünüyorum. Doğru mu? Anladım izliyorum. Aslında içeriğini aldığınıza inanıyorum ya. Ve siz bilmiyorsunuz onun adını aktif öğrenme olduğunu. Değil mi hocam? Bence de. Anladın demeyin. Şöyle, çocuğu yaşayarak, planlayarak öğrenmesini sağlayan bir eğitim programı. Hatırladın mı? O zaman bizim okulumuza gelince var ya öyle bir eğitim alacak ki sizin. Scamper farklı yaklaşım biçimleri. Şimdi Scamper da mutlaka biliyorsunuzdur ama adı Scamper olduğu için bilmiyor olabilirsiniz. Örnek vereceğim. Suyu neyle içersin? Peki bardak olmasaydı nasıl içerdin suyu? Başka? Değil mi? Yani hayatınızda hep alışık olduğunuz objeleri farklı kullanmayı düşündürme. Yaratıcılık, farklı düşünme. James, çocukları matematik ve fen eğitimi. Ne sevdirme. Nasıl matematik ve fen çalışmaları yaparsınız çocuklarla? Öyle 2 artı 2 eşittir 4 diye anlatmazsınız çocuklara. Oyunlarla, değil mi? Evet, mesela bizim de programları, her şey oyunlarla. Örnek veriyorum, mesela çocukları bahçeye çıkarmışsınız. Dersiniz ki hadi yaprak toplayacağız. Başlarsınız yaprak toplamaya. Aa nasıl? Bir yaprak, iki yaprak, üç yaprak, aa iki tane daha koyduk, kaç yaprak gibi çocuklara matematik. Ya da kavram çalışmaları yaparsınız. Küçük yaprak, büyük yaprak. Ya da renk çalışmaları yaparsınız. İşte yeşil yaprak, sarı yaprak, kahverengi yaprak. Sonra şekil çalışmaları yaparsınız. Kenara tırtıklı yaprak. Bir yaprakla neler yaptık işte. Bunun gibi biz eğitim programlarının farklı isimleri var ama altında hep oyunla eğitim verdik. Reggio Emilia proje tabanlı. 2 ayda biz konular seçeriz. Örnek veriyoruz. Deniz deriz. Bakın ne kadar büyük bir kavram. Deniz. Ve 2 ay boyunca çocuklar bu denizle ilgili birçok şey öğrenirler. Önce ne biliyorlar? Çocukların önüne birer kağıt konulur. Deniz deyince aklına ne geliyor? Hepsi başlar. Kimisi denizleri karalar, kimisi işte maviye boyar, kimisi gemi yapar. Herkes bir şey yapar. Onları alırsınız, dersiniz ki bunlar ilk resimler. Sonra 2 ay boyunca geziler yapılır, kitap çalışmaları yapılır, belgeseller seyrettirilir. Mesela markete gidilir, balık reyonu gezilir. Hani deniz deyince kımeler geliyor. Sonra denizde yaşayan canlılar, denizde yaşayan canlılar çeşitleri, denizin üstünde neler var gibi. Her öğretmenin de yaratıcılığı burada çok önemlidir bu projelerde. Çünkü bir öğretmen bir açıdan işler o konuyu, öteki öğretmen de başka bir açıdan. Ve çocukların denizle ilgili bütün kendi yaşlarına uygun bilebilecekleri konular çalışılır. Sonra yine oturtulur, hadi bakalım deniz deyince aklına ne geliyor? Bu sefer çocuklar bambaşka resimler yaparlar. İşte o 2 ayda neler öğrendik? Çünkü kendi kendine oluyor valla. Ben çok heyecanlanıyorum böyle şeylerden. Bir şey öğretebilmek o kadar önemli ki inşallah siz de böyle hep tüyleriniz diken diken olur lütfen. O zaman bu işi sevdiğinizi anlayacaksınız. Bak ben burada anlatırken heyecanlanıyorum. Ne oluyor bana değil mi? Bir de çocuklarla görünmeli. Ve o 2 ayda o çocuğa ne kadar doğru ve
etkili bir şeyler yaptığınızı görüyorsunuz. Ondan sonra velileri çağırıyoruz ve bir proje sunumu yapıyoruz. Çocuklar yapıyor, anlatıyorlar, diyorlar ben bunları yaptım diye. Kadar heyecan verici. İşte biz böyle eğitimler yapıyoruz. Bize gelirseniz hepsini öğreteceğiz size. Öyle bakmak yok. Çalışacağız. Valla ben öğretmeyi ve öğrenmeyi çok seviyorum. İnşallah bu enerjimde size şöyle geçirmişimdir. İşte ben. Uyumalar kesildi. Evet, biraz etki oldu. Peki. Son soruları alalım, sizi huzura erdirelim, değil mi? Şöyle, hani güzel olmak tabii ki hoş bir şey. Dikkat çekici olmak, bunlar da çok hoş bir şey. Fakat ben bunların geçici ve sadece görsel kavramları olduğunu düşündüm. Ama itiraf edeyim, ben herhalde Avrupa Gülüzeli seçildiğimde sadece fiziğimle seçildiğimi düşünmüyorum. Oradaki kişilerle iletişimim, diyaloglarım, hem İngilizce hem Fransızca biliyordum, herkesle konuşabiliyordum. Böyle taş bebek gibi oturup durmadım. Son derece hareketli, her tür kokteyldeki konuşmalara katıldım. Bir takım çalışmalarda kendimi çok rahat gösterebildim. Zaten olay ne biliyor musunuz? Kendine güven. Kendine güvendiğin an bunu da gösteriyorsun. O zaman da fark ediliyorsun. Ve ondan sonra dedim ki tamam güzel, cebimizde ünvan var. Ama ben bunu iş hayatında kullanmak istedim. Ama kapılar açılmasına çok destek oldum. Fakat kapıların açılması yetmiyor ki iş hayatında, değil mi hocam? Ondan sonra içeriye girip yürümen, hatta yürümeye bırak koşman. Bunun içinde işte istek olması gerekiyor. Benden, bu arada 120 yaşına kadar yaşayacağım, karar verdim. Güzel sizde. Dolayısıyla benim önümde çok uzun bir ömür var. Şimdi bunu iyi kullanmak lazım. İstemek gerekiyor, öyle öğrendiler. Niye öyle? Ben genç 80 yaşını kabul etmiyorum. Onun için de bakın kendime dikkat ediyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Hani bunu Tanrı bana verdiyse bir sebeple verdi. Buraya da bir şeyler verdi. Bunu kullanmak lazım. Şimdi güzelsin. Sonra 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hani hoşsun diyecekler. Sonra hala güzel misiniz falan lafları gelecek ama önemli olan gerçekten ne yaptın ve nasıl bir iz bıraktın. Yani işte yaşadım 25 tane okulumuz var, wow dediklerinde ben daha bir kendimi iyi hissettim. Ay ne güzelsiniz deyince tamam biliyoruz, geç. Hatırladın mı? O beni o kadar etkilemiyor. Çünkü güzel olmak o kadar zor bir şey değil ki kızlar. Hani beyler siz kaba yapılaklarınız ve estetik ameliyatlar var. Yani o yüzden demek ki çok önemli bir şey değil. Herkes olabilir güzel. Bir de güzel olmak değil ki sadece. Bakımlı olduğu zaman zaten o enerjini, o pırıltıyı şöyle bir yaymak yetiyor. Hani ve herkes güzel olabilir. Çaba gösterirse tabii. Löp löp götürürsen yemekleri. Olmaz. Bak o bile bir çaba gerektiriyor arkadaşlar. Oturduğun yerde hiçbir şey olamıyorsun. Ama güzel olabilirsin işte bir takım destekler alarak. Ama zekanı kullanma o senin yeteneğin. Ve o daha bir insanın manevi tatmin ediyor. Yani beni tatmin ediyor. Şimdi herkesin hayalleri farklı ama ben hep kendime aferin neşe demek istedim. Yani başkasına ne hoşsunuz ne başarısınız demesi benim için yetmiyor. Ben kendime demeliyim. Yaptım ya aferin bana. Ve kimsenin de desteği olmadan yaptım demek beni mutlandırıyor. Sizin de bunu diyebilmenizi arzu ederim. Mesela ben kızlarımı öyle yetiştiriyorum. Hatta kızlarımı bir komando gibi yetiştiriyorum. Böyle çıtkırılı prensesler değildir. Ha, bu arada fıstık gibiler ha, laf aramızda. Ama ben birini sporcu, birini işte sesi güzel olduğu için şan dersleri aldırıyorum. Biri de sanatlar, en sanatlarında yetenekli ve kızlarımın o yetenekleri konusunda hep bitiriyorum. Ha, bu arada da okulda da gayet başarılı. Ama başta da dedim ya, sadece akademik başarı yetmez. Akademik başarı zaten olmalı.
Ama onun üstüne de sizin sosyal becerilerinizle yeteneklerinizi ortaya koyacak bir ortam yaratmanız gerekiyor. Bu yaşlar çok önemli yaşlar. Ne olur kıymetini bilin. Yani hem güzel olun, olun, güzel olun. Güzel olmak çok güzel bir şey. Ama sadece boş güzel olmayın. Ve pırıltılı dünya zannettiğiniz gibi de çok hoş bir şey değil. Her türlü yalan, dolan, ayak kaydırmaca, Bizans oyunları, bir de bunlarla savaşman gerekiyor. Bunlarla savaşabilirsin. O istek ve enerji varsa o savaşa tabii ki git. 18 yıl savaştım ben ve sonra geçtim. Ama bu arada da belki her 20 yılda bir yeni bir meslek de düşünebilirsiniz. 120 yaşına kadar yaşayacağız. Buna göre. Kısa pes etmek yok arkadaşlar. Üreticiyiz ama. Üretmeyi hedefleyin. Tüketmeyi değil. Tüketim toplumu olduk. Gidiyoruz. Şu anda belki tüketeceksiniz ama artık üretme yaşına geldiniz. Değil mi? Kaçıncı sınıf var? Tamam artık çoktan üretme dönemindesiniz. Ben kızlarımı 10 yaşından beri part-time çalıştırıyorum. İhtiyaçları mı var? Yok. Ama çalışmayı öğrenmeleri için. Benim oyun evlerim vardı. Bir tanesi de İstinye Park'taydı. Part-time günlüğü 10 liradan çalıştırıyorum kızları. Nasıl? Hatta şöyle bir şey söylüyordum. Sakat mısınız ki çalışmıyorsunuz? Değilsiniz. Eliniz ayağınız tutuyor mu? Tutuyor. O zaman ne tutuyor sizi? Yürüyün çalışın. Değil mi? Hem okusunlar hem çalışsınlar. Çünkü okurken çalışmak insana o kadar önemli değerler kazandırıyor ki. Ay ben şimdi ne gerek var? Sinemaya gideceğim. Demeyin. Demeyin. Her zaman sinemaya gidersiniz. Ya da arkadaşlarla buluşursunuz. Ama mutlaka sorumluluk bilincinin gelişmesi için bak bile esnemeler başladı. Demek ki sıkıcı. Ne gerek var? Değil mi? Ama sonra ah keşke bak keşkeleri yapmanızı istemiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Siz benden güzellik şeyleri bekliyordunuz değil mi? İşte saçlarım böyle, makyaj böyle, böyle şeyler.